Merhaba çocuklar başlıyor. Bugün 14 Ekim 2020. Ben Kübra Müjde ve merhaba çocukları başlatıyorum. Birazdan sizi çok sevdiğim bir arkadaşımla buluşturacağım. Şimdi önce onu bekleyeceğiz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldi herkes. Hoş geldiniz. Şimdi arkadaşımın ismini henüz söylemedim. Onun gelmesini bekliyorum. Ardından o katıldıktan sonra uzun uzun size anlatmak isteyeceğiz. Ve çok sevdiğim arkadaşımın kardeşi de katıldı buraya, Engin. Belki önden biraz bahsetsem iyi olacak arkadaşım gelene kadar. Kendisi aslında title'ını anlatmakla bitmez ama ben böyle kısaca not aldım. Öyle söyleyeyim. Kendisi Institute for Change'in kurucusu. İngiltere'de yaşıyor aynı zamanda. EMDR Avrupa Akredit EMDR terapisti ve süpervizörü. Aynı zamanda çok sevilen, bilinen bir psikolog. Zeynep Zat. Zeynep, neredesin? Seni bekliyorum. Canım. Hoş geldin Zeynep, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel anlattın. Teşekkür ederim. Seni gördüğüme çok sevindim. Aslında bence anlatamadım. Yani sana Canım. bırakmak istedim. Çünkü böyle kelimelerle anlatmak çok yeterli değil. Böyle paragraflarda yazıyor ama bunun ne olduğunu bilmiyoruz bazılarımız. Senden Estağfurullah. dinlemek istiyoruz ama öncelikle ben bir sana hoş geldin demek istiyorum. Merhaba çocuklara. Merhaba Zeynep, hoş geldin. Merhaba, çok teşekkür ederim. Seni görmek çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben de seni gördüğüme çok sevindim ve çok güzel görünüyorsun. Saçlarını yeni kesmişsin, görüyorum. Evet, öyle oldu. Harika olmuş. Değişiklik her zaman Teşekkür çok ederim. güzel. Çok gerçekten çok iyi geldi Zeynep seni görmek. Şu an rahatım. Süper. Çok iyi, bunu başardığımıza çok sevindim. Evet. Çok güzel, çok sevdiğim insanlar bizimle şu anda Kübra'cığım. Onun için bence çok biz bize ve böyle çok samimi ve rahat bir sohbet gerçekleştiriyor Kesinlikle. olacağız. Serap Hanım hoş geldiniz demek istiyorum. Engin'e Füsun'a merhaba demek istiyorum. Eminim senin de böyle sevdiğin insanlar var şu an hatta. Görüyorum, hepsi katılıyorlar. O kadar güzel ki böyle zaten bir zaman sonra şey oluyor, böyle 5 dakika sonra sanki oturma odasında çayı demlemişsin böyle bildiğin iyi arkadaşlarınla ve bazıları da seni dinliyor ama evet. Ve bazıları seni dinliyor ama böyle sanki sen hani rahatsız olmazsın ya o sohbeti devam ettirmekten, öyle hissediyorsun. Şu an ben tam olarak o moda geçmek üzereyim. Keşke Harikasın çay Kübra'cığım. yapsaymışım aslında. İstediğin zaman git gel. Tamam, yapacağım. Sana soru sorup ben çay koymaya gideceğim. Zeynep'ciğim, Tamam. nasılsın? Ne yapıyorsun? Neredesin? Anlat bize. Tamam. Çok teşekkür ederim. Önce Demir'e merhaba demek istiyorum. Sorun çıkmasın. Merhaba Evet, anneciğim. tabii ki. Ay, Kübra'cığım iyiyim, çok iyiyim. Türkiye'deyim şu anda. Çok yeni geldim, dün geldim. Aslında İngiltere'de karantina var ama ona rağmen böyle burada bir eğitimimiz var. Onun için gelmem gerekti. Evet, Hemen bir hafta durup anlayabiliyorum. geri döneceğim. Tekrar İngiltere'de normal düzene devam ediyor olacağım diye umuyorum. Biraz ani geldim bu sefer. Böyle bu şekilde. Sen nasılsın? Neler yapıyorsun? Ne güzel dev dev işlere giriştin. Dijital sanat okulu kurdun. Seninle çok gurur duyuyorum Çok Kübra. teşekkür ederim Zeynep'ciğim. Çok utandırma beni şimdi ama lütfen. Estağfurullah, tamam. Yani çok çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bu birkaç gündür biraz hasta gibi hissediyordum kendimi. Bu yani artık ismini söylemekten yorulduğumuz K harfiyle başlayan
durum böyle enteresan tepkiler yaratıyor vücutta. Kemiklerim ağrıyordu böyle ama algılayamıyorum da çünkü grip gibi de değil. Ama şimdi birazcık daha iyi hissediyorum. Daha sağlıklı hissediyorum. Galiba dinlenmek de etkili oluyor bu süreçte. O Güzel. yüzden Çok biraz sevindim. daha iyiyim. Evet, çok iyiyim. Çok sevindim. Geçmiş Peki olsun. çok teşekkür ederim. Çok çok şükür gerçekten. Bir de evde olmak da çok güzel. Sürekli dışarı çıkmak zorunda değilsin. İşin dışarıda değil. Çalışmak dışarıda bir iş hani zorunluluğu yok. Bu zaten muhteşem bir konfor bizim için, hepimiz için. Şimdi o zaman peki birazcık senin kim olduğundan, ne yaptığından bahsedelim. Ben seni tanıtırken galiba çok yüzeysel geçtim. Yani böyle haksızlık gibi geldi. Sen bize anlat. EMDR Avrupa Akredite EMDR terapisti dedim. Peki bunun ne olduğunu bilmeyen arkadaşlarımız var arada. Anlatmak ister Tabii. misin? Ne yapmak Tabii istiyorsun? tabii tabii Bu ne ki. demek? Seve seve. Seve seve. Şimdi EMDR şöyle söyleyeyim. EMDR bir tür terapi yaklaşımı aslına bakarsan. İngilizcesi şöyle: Eye Movement Desensitization Reprocessing diye geçiyor. Türkçesi de göz hareketleriyle yeniden işleme ve duyarsızlaştırma ve yeniden işleme diye geçiyor. Aslına bakarsan travmatik deneyimlerle çalışıyor oluyoruz. Yani bizi rahatsız eden, geri dönüp baktığımızda olumsuz olaylar, trafik kazası gibi fiziksel bir olaydan aldatılmak gibi duygusal bir olaya kadar birçok olumsuz yaşantımız olabilir. Tüm bu olumsuz deneyimlerimizle EMDR terapisiyle çalışabiliyoruz ve onlardan kalan olumsuz etkilerin bugünkü hayatımızda ortadan kalkmasına yardımcı olmuş oluyoruz. Aynı yaklaşım çocuklarla da çalışılıyor aslında bakarsan. Ve hatta biraz senin konuna bağlamak gerekirse onlarla daha böyle çizimlerle, renklerle falan da çalışılabiliyor. Bunları konuşmak için buluştuk zaten. Tamam, seve seve. Ben de bu alanda daha çok yetişkinlerle çalışmakla beraber Avrupa akreditasyonu bir terapist ve süpervizör olmuş durumdayım. O demek. İngiltere'deyim genel olarak. Orada kendi şirketimde yaklaşık 3 sene olmuş bu arada. Evet. Genelde yetişkinlerle, çift ve ailelerle terapi yapıyorum. Çok iyi gidiyor, çok seviyorum. Arada doktorayı bitirdik işte, biliyorsun. Hiç Öyle. öyle arada hiç bu kadar güzel bir şeyi, bu kadar önemli ve zor olan, büyük emek gerektiren bir şeyi o kadar aradan geçirmiş gibi hiç çok kolay anlatma. Size biz bir anımızı anlatmak istiyoruz aslında. Zeynep bunu dün post olarak yazdı ama o kadar duygulandım ki yani yazımın çok yetersiz kalacağını düşündüm. Zeynep bundan 2 yıl önce, tam 2 yıl önce, Kasım ya da Aralık zamanıydı diye hatırlıyorum. Ben Oxford'da yaşıyorum, Zeynep Londra'da ve doktora Kasım tezi. mıydı? Evet, Kasım'dı. Evet, 2018 Kasım ayıydı. Ve Zeynep doktora tezini bitirdi ama biliyorsunuz bir sürü düzeltmeler veriliyor filan. Zeynep'e böyle düzeltmeler verilmiş, düzeltmeleri bitirmiş ve artık son noktayı koyarsınız ya, e-mail atarsınız ve oh bitti artık, bundan sonra ne olsa hiç gözüme gelmez dersiniz. Zeynep o e-maili benim evimde mutfağımda attı. Ve yani benim için muhteşem bir şeydi, dedim ki yani ne kadar meşakkatli bir iş arkadaş, ben de doktora yapıyorum ama ben daha o kısma gelmedim. Sanırım ne kadar ciddi bir şey yaptığımın henüz o zamana kadar farkına varmamıştım. Sonra sen dedin ki Kübra, uzun zamandır bunun üzerine çalışıyorum ve gerçekten büyük okumalar, yazmalar, çalışmalar gerektiriyor. O esnada böyle bir kafam, bir dakika Kübra, bu konuyu bir daha düşün, halen geç değil. Estağfurullah yani, ama gerçekten çok emek isteyen bir şey ya. Nerede yaparsanız yapın. Dicle'cim, Ece'cim, herkese merhaba demek istiyorum. Çok sevdiğim insanlar geliyor, özür dilerim, Hoş bölüyorum geliyorsunuz, hoş geliyorsunuz. onu. Gerçekten çok yorucu ve böyle, hani nasıl söyleyeyim, hakkını vererek, hakkını vermezsen bitirtmiyorlar, ya da benim hocalarım hep öylelerdi yani. Ve iyi ki öyle yapmışlar. Onun için yaklaşık 3 sene çok fazla yolculuk yaparak, böyle deneysel bir çalışma yaparak, işte grup terapisini EMDR'la Türkiye'de, dünyada da ilk kez böyle uygulayarak, doktora tezi altında, hani kaygı ve öğrenme üzerine bir çalışma yapmış oldum gençlerle. İyi ki yaptım, çok yoruldum, yalan söylemeyeceğim yani, ama iyi ki, ne diyeyim, evet, senin evinde son böyle laptopumu kucağıma alıp Londra'dan otobüse binip Oxford'a gelip Ben kütüphanede onu bir getirdiğini düşünüyorum. Yani ben şeyim, ben kendimi alıyorum orayı. Çok Allah gerçekten aferin sana, bravo. Ve bu süre içerisinde sen çalışmaya hiç ara vermedin. Git geller orası burası ve ülkeler arası, yani öyle semtler arası da gitmiyorsun. Yani onu bir bilahare ayrıca buluşup seninle konuşmak istiyorum bu süreci nasıl yönettiğine dair.
Ama şimdi esas konumuza da gelecek olursak, şimdi biliyorsun sevgili Zeynep, biz çocuklarla buluşuyoruz ve çocuklarla resimler yapıyoruz. Ama bu hikayemiz birazcık daha gelişti, değişti, arttı, büyüdü. Şimdi büyüklerle de çalışmaya başladık ve sadece resim yapmıyoruz aslında. Müzik de var, satranç da var, felsefe de var, film de var, dijital oyunlar da var. Kardeşin sevgiyle Engin'in yaptığı robotik ve kodlama Değil, da var. değil. Her şey var. Ve bunları yaparken böyle bir sürü bir sürü bir sürü kenara aslında yazsak neler çıkacak hikayeler Değil. yapıyoruz çocuklarla. Ve bu süre içerisinde bizim yani senin önerilerine, desteklerine, vereceğin fikirlere, yaklaşımlara ve farkındalıklara ihtiyacımız var. Şimdi psikoloji açısından baktığında senin ya da gözünden diyeyim, sadece senin gözünden baktığında sanatı kendi alanında nasıl benzeştiriyorsun ya da bize bu anlamda neler öğretebilirsin, neler verebilirsin? Sanat ve psikoloji mi desek başlık olarak? Değilim. Kübra'cığım şöyle sanat deyince sanırım çok böyle insan iç dünyasını yansıtmasını istediğiniz işler yapıyorsunuz. Siz diyeceğim burada çünkü ben kendimi çok böyle sanatçı tarafına asla konumlandırabilecek birisi olmadığım için. İç dünyasını yansıtıyor oluyorsunuz. Bence psikolojide de yapmaya çalıştığımız şey böyle bilinçli farkındalığına vardıkça içimizde ne oluyor, ne bitiyor keşfetmek, adını koymak. O bile çok zaman alabiliyor bazen ve çok normal. Dolayısıyla da sanat aslında bakarsan terapide de böyle bir yol, bir yöntem olarak kullanılabiliyor. Böyle mesela bazen bedenler çiziyoruz. Hiç böyle renkleri alıyoruz elimize. Mesela diyoruz ki bu renk hangi duygu olsun? Diyor ki mesela kırmızı öfke olsun. Hadi bedeninde çiz bakalım diyoruz. Ve orada çiziyor oluyor mesela. Dolayısıyla böyle çok terapide de bir yöntem olarak duyguyu, bedendeki yerini, adını ve orada onunla ilgili ne oluyor, neye kızdı filan gibi açığa çıkarmak, adını koymak için aslında kullanılan yollardan bir tanesi olarak görüyoruz. Ama onun da dışında genel olarak işte sizde de durum olanı iç dünyanı yansıtmak, bizde de durum biraz öyle. Onun için böyle el ele kol kola gidebildiğim yerler de kıymetli geliyor bana. Böyle Çok güzel düşünüyorum çok genel anlattın. anlamda. Yo, çok güzel, çok güzel söyledin. Yani ikimizin de aslında amacı çocuğun iç dünyasını ortaya çıkarmak. Ama tabii bunun yanında biraz da keyif almasını sağlamak. Yani içinde neler var çıkar bakalım değil. Biraz da gel bak biraz eğlenelim. Burada çok keyifli şeyler var. Sen biraz bunlardan yapmak ister misin onu göstermek. Ama senin açından bakınca yani ortaya çok kayda değer bir öğreti çıkıyor. Yani aslında sen o çocuk sana anlatmıyor konuşarak ya da yetişkin anlatmıyor. Ama sen onun içinde sakladıklarını sanat yoluyla açığa çıkarmasını sağlıyorsun. Yani muhteşem bir şey gibi böyle hani mucize gibi bir şey. Ve sonra bunu çıkartmaya başlıyor öyle mi? Gibi duyulabilir. Evet, gayet öyle. Çocuklar açısına geldiğinde de hep şöyle anlıyorum. Çocuk sanatı sanat için yapıyor olmuyor. O belki sadece renklerle oynuyor ve her zamanki gibi oyunun içinde oluyor. Ve anladığım kadarıyla da böyle çalıştıkça, yaptıkça bunu senin okulundaki gibi böyle bir disiplinin içinde eğitimiyle beraber götürdükçe aslında evet o duyguyu ortaya çıkarmayı, adını koymayı, kelimelere dökmeyi, fark etmeyi, tanımayı ve sonra belki üzerinde çalışmayı diyeceğim. Ama onun yanında da disipline olmayı, sorumluluk almayı, mesela çok bastırınca koyu oluyor, öğrenip bununla ilgili ileride böyle karar almayı, tercih yapmayı filan da öğreniyor oluyor. Ne kadar Dolayısıyla analizler çıkıyor arada, değil mi? evet, onun için hani terapi bir yana sanat eğitime alındığında çocuğun birçok becerisi gelişmiş oluyor diye düşünüyorum. Yani evet kesinlikle öyle ve öyle bir farkındalık oluşuyor, öyle bir nasıl desem kendini ifade etme yöntemi, kendine güvenmesi, özgüveni, karşıyı daha iyi anlaması, empatik kurması. Bunların hepsi aslında o kadar güçlü ve o kadar öğrenilmesi gereken farkındalıklar ki ve bunlar olmadığı takdirde neler oluyor sence Zeynep? Çok güzel söyledin. Ben böyle araştırmalarla geleceğim şimdi bu noktada. Hazırız. Sunumları Süper. Şöyle mesela düşük sosyoekonomik düzey diyorlar. Birazcık daha böyle gelir düzeyi daha düşük olan gruplarla Amerika'da çalışmalar yapmışlar. Bunların böyle mesela müzik kursu alan çocuklar var, tamam mı? Her hafta 3 saat düzenli olarak bir ay müzik dersi alanlar.
Zaman içinde kelimelere dökmekte daha başarılı hale geliyorlar. Odaklanmakta daha başarılı hale geliyorlar. Ya da mesela bazı çocuklar sadece basit böyle ritim, müzikle ilgili konseptleri falan öğrenmekte iletişim becerilerinin arttığını görüyoruz onların. Bu nasıl oluyor biliyor musun Kübra'cığım? Zaman içinde gönüllü işlere girme ihtimalleri artıyor yaşlarıyla beraber. Ne kadar müthiş bir Gönüllü, şey. çok etkileyici değil mi? Gönüllü işlere girenlerin zaman içinde iş başvurularındaki özgüvenleri artıyor. Böyle ilerleyen uzun vadeli çalışmalar yapmışlar. Promosyonları artıyor falan gibi böyle uzun vadeli sonuçları var. Çünkü işte özgün olarak kendi başına karar alma becerisi daha yüksek, yaratıcılığı daha yüksek, dikkati daha fazla, girişkenliği ve özgüveni artmış falan gibi. Müthiş, Diğer müthiş. grupla karşılaştırınca işte o orada yok yani hani biraz ne var üzerinde cevap vermiş oldum ama böyle çalışmalar var ve çok etkileyici. Böyle basit gibi gözüken ama işte tekrar eden şeylerle, eğitimlerle kendisinde gelişen birçok özellik var ve o uzun vadede birçok yere yansıyor. Çok güzel. Yani bu şey gibi böyle çok yüzeysel bakınca diyorsun ki yani evet hani mesela müzik eğitimi almak zorunda mı? Değil. İmkanı var ailenin ama yok hayır almasa da olur. Yani sonuçta çocuğumuz müzisyen olmayacak kafası var şimdi tamam mı? Birazcık daha böyle çoğunluğa göre konuşalım. Kendi ülkemizden gidelim. İşte sanat zaten sanat kısmı çok böyle hani en sonda gelen, en böyle lükse kaçan bir gereklilik gibi. Ama aslında sen çocuğunu çok iyi bir şekilde eğitmeye çalışırken yetişkinlik yani sen çocuğunu aslında iyi bir yetişkin olsun diye yetiştiriyorsun. İyi bir yetişkin olmasını istiyorsan zaten o temelde ona o vitamini vermen lazım ki o orada sağlıklı olabilsin. Nasıl yoksa diğer türlü bekleyebilirsin ki? Hani o bilmiyorum çok çok uzun bir yolculuk geliyor bana ve ikna etmesi çok kolay olmayan bir yolculuk geliyor. Bu üzücü ama gene araştırmayla geleceğim Amerika'dan yani. Genelde Şöyle İsviçre oluyordu onlar ama. şöyle bir şey söylemişler. Demişler ki normal bir ders programının içinde sanat eğitimi, müzik, sanat, drama, tiyatro falan gibi sanat eğitiminin ciddiyetle bu programın içine yedirilmiş halde düzenli olarak hakkını vererek ama bizim bilmiyorum bazı okullarda o sanat dersleri yetişmeyen müfredatı doldurmak için falan kullanılır ya öyle değil. Evet. Hakkıyla sanat yapılan, öğrenilen okullarda. Mesela okulu bırakma sayıları daha düşük. Ayrıca işte mesela fen başarısı, matematik başarısı, Türkçe başarısı falan artıyor. Dil başarısı artıyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Benim çalıştığım bütün ebeveynler şunu çok vurguluyorlar. Kendini net, açık ifade eden bir çocuk yetiştirmek istiyorum. Ben bu dünyada olmadığımda. Ne Bunu istediğini yaparsa bilen yani net. evet, işinde de, ilişkisinde de, dostluklarında da başarılı olacağını düşünüyorum diyor. Dolayısıyla böyle akademik başarı da artmış oluyor şimdi son söylediklerimle. Az önce söylediklerimle bütün o işte duyguların tanımlamak, kelimelere dökmek, kendini ifade etmek de birleştiğinde aslına bakarsan geldiği yer böyle evet doğru ki böyle hayati önem taşıyor oluyor. Bu bir perspektif. Tüm bu araştırmaları üst üste koyup Amerika demiş ki lütfen okullara böyle ciddiyetle bu eğitimi koyuyor olalım. Bunu eksik etmeyelim. Çünkü diğer alanlarda da başarılar artıyor. Onun için belki hepimize çok iş düşüyor ki ebeveynler de bunu böyle ekstra gibi görmüyor olmak. Ben bir deneyim yaşıyorum. Sana nasıl geliyor? Belki sen daha iyi gözlemliyorsundur. Türkiye'de böyle görmezdim ama İngiltere'ye taşındıktan sonra görüyorum ki böyle okullardaki o aktivitelere çok ciddi yer veriliyor. Ve Kesinlikle. sanki çocuklar hayatın içinde hayatı daha yakından öğreniyorlar. Hani sadece akademik olarak değil de nasıl değerlendiriyorsun sen de orayı? Ben de merak ediyorum bu aktivitelerle Ya güzel bir beraber. noktaya değindin. Hatta bundan 2 gün önce bir öğretmenimle konuştuk Yusuf. Belki birazdan o da katılır. Kendisi bir okulda, Beykoz'da olan bir okulda öğretmen. Ve şimdi şöyle bir şey var. Mesela o diyor ki biz çocuklarla çıkıyoruz diyor, ormana gidiyoruz, işte keşfe gidiyoruz diyor. Ve orada işte Beykoz'u biliyorsun orada atlar, inekler falan var aslında çok güzel. Ve o at boklarını falan görüyorlar. O diyor ki biz orada çocuklarla işte bok keşfine çıkıyoruz diyor tamam mı? Ama müthiş bir şey yani o çocuk
öyle bir şeyi iğrenç deyip geçmiyor. O öyle bir şeyi kabul ediyor. Aslında burada biyoloji de devreye giriyor, tamam mı? Yani sosyal bilgiler de devreye giriyor. Ya da işte orada bilmiyorum medikal mi desem, tıp bile devreye giriyor yani. Her şey konuşuluyor. Diyor ki ben bunu çocuklarla tartışmak istiyorum diyor. Ama bunu yaparken beni bir veli yakaladığında ya da bir okul müdürü, idareci yakaladığında ne yapıyorsun, saçmalama, boklarla mı oynuyorsun falan diyor. Ama yani bu İngiltere'de aksine çocuklar kar yağsa da kış, yani deli gibi zaten burası hep soğuk ya da hep yağmurlu, gri. Çizmelerini geçirip yine de çıkıyorlar ve o esnada karşılaştıkları küçük hayvanları da kurcalıyorlar. İşte doğanın içerisinde yağmur yağarken dışarı çıkabileceğinde normal olarak bakıyorlar. Soğuk ama içeride oturalım, hava açılınca çıkalım yapmıyorlar. Öyle bir zaman gelmeyecek çünkü, değil mi? Öyle bir Engin zaman böyle gelmiyor. diyor. İngiltere'de tamamen kabul etmişler bu durumu. Ama ben Evet. kıyaslama konusunda İngiltere ile tam kıyaslamam gerektiğine emin değilim Zeynep. Çünkü şöyle bir durum var. Burada da aynen bizim milli eğitim okulları gibi, yani devlet okulları olan İngiltere'de sanat derslerine çok ağırlık vermiyorlar tam olarak. Özel okullarda bolca etkinlikler var senin söylediğin gibi ve o kısmını çok güçlü tutuyorlar. Çünkü özel okulda zaten verdiğin teorik derslerin dışında sanatta bir farklılık yaratma zorunluluğun var ve aileyi oradan tavlıyorsun. Yani bunun içerisinde biraz pazarlama da giriyor. Ama tabii ki bu şey şu demek değil. Aslında okul sahipleri ya da yöneticileri ya da işte temel olarak yönetim sanata duyarsız bir toplum değil, demek değil. Ama İngiltere bu anlamda bana göre, benim kendi bakış açımdan söylüyorum, sanat anlamında halen kendini çok ilerletmiş, geliştirmiş olduğunu Öyle. söyleyemem. Anladım. Evet. Evet. Üzüldüm bunu duyduğuma böyle. Evet, Seninkinin yani daha bu benim kendi görüşüm. Hani ben büyük beklentiyle geldim. İngiltere'nin şöyle bir güzelliği ve avantajı var ki bunu bence dünyanın her yerinde yaşamalıyız. Çokça müzesi var. Her konuyla ilgili, her temayla, objeyle ilgili bir müzeyi bulabiliyorsun. Ve o müze demek zaten tarih demek. O müzeye girip o tarihi çok böyle uzun uzun zaman geçirerek izleme, inceleme, okuma, dinleme, hatta ücretsiz turlar alma şansına sahip olabiliyorsun. Ve müzelere girmek ücretsiz. Bu benim için, yani benim dışarıdan baktığımda kesinlikle sırf bu nedenle bile çocuğum yok ama çocuklarım Bunda. olsa hani yaşamak istediğim bir ülke olabilirdi. Çünkü çocukları sadece ben müzelere salarak bile, o turları dahil ederek bile çocuğun zaten her şey hakkında birer birer yavaş yavaş bilgi sahibi olmasını ve böylece bir şeyleri kurcalamasını, sorgulamasını sağlamış olacağım. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden müzeden kurtarıyor bence İngiltere. Tiki orada atabiliriz. Okey, oradan veriyorsun. Tamam. Olur. Melikacığım hoş geldin. Engin de diyor ki çizmelerini giyseler iyi şortla çıkıyorlar Aynen diyor. öyle. Bir de hiç bana mısın demiyorlar. Üşümüyorlar yani bildiğin ve ben gördüğün gibi kazaklıyım ama şu an dışarı çıksam böyle elbiseli bir sürü kadın görebilirim ve hiç bayağı rahatlar yani. Engin, Ay ya, katılıyorum sana. bunu bir konuda şey yapalım. Ahmet'im Evet. hoş geldin. Peki sevgili Zeynepçim, sana ben bir şey daha sor. Bir konu daha. Lütfen. Aslında ben sana bir sürü şey sormak istiyorum ama bir yandan da böyle seni yormak istemiyorum ve ben sana 30 dakika olacak Zeynep demiştim ya. Şu an 23 dakika oldu bile. Ve daha yeni başladık. İnanamıyorum. Evet. Tamam, hadi bakalım. Şimdi şöyle, şimdi ben senin alanına dair hiçbir bilgi sahibi değilim. Çok merak ediyorum, okuyorum, kendim kendime analizler yapıyorum ama senin kadar uzman değilim. Bunun üzerine eğitim almadım. Ve senin alanından baktığımda sen şunu söylüyor musun? Yetişkinlerle daha çok çalıştığını biliyorum. Evet, tamam, Yetişkinlerle doğru. çalışırken, yani sanat olmadan bir süreci yürüttüğümüzde bunun eksikliğini yaşadığımız oluyor ve bunlar bunlardır diye bir şey yaşıyor musun, deneyimliyor musun? Yani Güzel sanata, soru, çok. evet, sanata nasıl bir ihtiyaç duyuyorsun kendi Çok uygulamalarında ve güzel. deneyimlerinde? Çok güzel sordun. Bizim şöyle bir şey geliyor, meslek söz konusu olunca Kübra'cığım, ve böyle bir böyle hakkıyla ve böyle etiğiyle yapıyorum dediğin noktada, aslında bizde böyle akreditasyon ve böyle özellikle de İngiltere'de gibi bir konu o gündeme geliyor. Ben sanat terapisti değilim. Sanat terapisi eğitimi özel bir eğitim. Hani onu alıp, onun Tabii tabii o akreditasyonunu başka bir almak, alan tabii. değil mi? Aldıktan sonra onu kullanmak söz konusu olabilir. Dolayısıyla maalesef seanslarımda böyle sanatı sık sık kullanıyor olmuyorum. Ama çok güzel bir soru gerçekten, düşünmeye değer. Kendi katıldığım böyle sanat terapisi gruplarını düşünerek belki cevap vermem daha sağlıklı olur.
Tabii lütfen. Bazen şöyle şeylere şahit oldum. Hiç böyle düşünmeden, hani bence biraz sanatın öyle bir tarafı var. Hiç düşünmeden, kendi içinde belki kelimelere dökmeden. Aha. Biraz seni dolmuş görüyorum ama sen beni görüyor musun? Evet, ben seni görüyorum. Sen beni rahatlıkla Tamam, görebiliyor musun? harika. Tamam. Böyle kelimelere dökmeden ama onun çıkacağını çok da beklemeden, bilmeden. Mesela bir anda böyle kağıtları keserken mesela, tamam mı? Ya da bir şeyleri böyle çok buruştururken filan bulan insanlar gördüm kendi, yani kendini öyle bulan kişiler gördüm sanatla çalıştığım Seanslarda, evet. grupların içinde. Evet, çok enteresan bir şey geliyor aklıma. Birisi böyle işte herkese sanat malzemesi verdiler, tamam mı? Kağıtlar, işte renkli boyalar. Dediler ki lütfen şu anda ne istiyorsanız onu yapın. Ne konuyu çalışmak istiyorsanız onu düşünün ve bir şey yapıyorsun. Buradaki ürünlerle bir şeyler yapıyorsun. Bir arkadaşım, birlikte de böyle çalıştığım bir arkadaşım da, hani böyle danışanım gibi değil, onun için rahatça anlatıyorum. Bir sürü kağıdı böyle yırtmaya başladı. Tamam, bir Çok. defterin birinden. Böyle buruşturup buruşturup yerlere atmaya başladı böyle. Bir daha kesiyor, bir daha böyle buruşturuyor, buruşturuyor, yere atıyor falan. İsmini söylemeyeceğim ama böyle çok merak ettik. Çünkü dedi bak Enstalasyon çiziyorum, yapıyordu. boyuyorum falan. Orada bir şey oluyor yani. Ve sonra böyle tekrar gruba dönüp paylaşım yapıyoruz. İşte herkes kendince anlatıyor. İşte ben şuraya şunu çizdim. İşte bu dönemde şöyle bir sorun yaşıyorum ve onunla ilgili işte böyle duygular hissediyorum sanırım falan gibi. Böyle kendimizce yansıtmalar yapıyoruz. O arkadaşım da zorlanmıştı da dile getirirken ve böyle grubu yöneten hocamız destek olmuştu. Ve şöyle bir yeri anladık. Bir erkek arkadaşıyla ayrılmak üzere olduğunu, ama çok öfkeli olduğunu, evet. Ve o ayrılığın bir türlü gerçekleşemediğini, bunun da birçok sebebi kendisi için var elbette. Ama bunun böyle çok öfkesi ve sıkışıklığı içerisinde olduğunu falan anlatmıştı. Ve o da bunu bekleyerek hiç girmediğini bu sürece ve çok şaşırdığını söylemişti falan. Dolayısıyla böyle bir keşfediş, adını koyuş çok sık görebiliyoruz aslına bakarsan. Hani çok böyle bilinç düzeyinden de gelmeyebiliyor. Ama demin dediğim gibi oradaki o uzmanın bu gelen malzemeyle çalışabilecek yetkinlikte olması gerekli. O nedenle de hani sonra bununla böyle proses etmen lazım bu süreci ki bir yere varsın. O şekilde bırakmaman lazım. Onun için ben hani kendi seanslarımda onu kullanınca böyle oluyor, kullanmayınca böyle olmuyor diyemiyorum ama Evet, bu biraz daha uzman oluyor, evet. evet. Katıldığım gruplardan böyle bir deneyim geliyor şimdi Ben aklıma. şunu da çok merak ediyorum. Zeynep, şimdi ben sana çok soru sormayacağım dedim ama böyle bir sürü soru soruyorum. Merak ediyorum çünkü ne yapayım? Sen bana bu Tamam. rahatlığı verdin. Tamam. Şimdi yani mesela ben kendimi düşünüyorum. Bir terapideyim ve terapistim benim resim yapmamı istiyor ve önüme bütün malzemeleri koydu. Ben anlayacağım, tabii ki çok açık bir şekilde anlayacağım ki terapist eserlerimden bir şeyler okumaya çalışacak. Böyle olduğunda ben zaten samimi olamam. Ortaya çıkaracağım iş beni zaten hiçbir şekilde hani gerçek bir iş olmaz. Dolayısıyla böyle olmasına rağmen o terapistin ortaya çıkaracağı analiz ne kadar sağlıklı olabilir sence? Çok Çok zor bir güzel bir soru mu oldu? soru. Çok güzel bir soru, kıymetli bir soru. Şöyle Kübra'cığım, işte az önce diyorum ya, bu konunun eğitimini almış akredite bir terapist, senin bu durumunu, şu anlattığın, tarif ettiğin şeyi sen bir tür çalışmaya başlamadan önce ya da ilk girişimlerinde zaten görüp tanıyıp adını koyup zaten bunu çalışıyor olmalı. Anlatabiliyor muyum? Onun için bu böyle bu şekilde bu hislerle yapamıyor oluşunun neyle ilgili olduğunu belki konuşur filan, hani O kadar anlatabildim mi? geriye gitmesi gerekecek bunu algılaması ve anlaması için öyle mi? Evet, yani bu, evet, orada olan şeyi evet önce bunun adını koyup hani ne oluyor, nasıl yapabiliriz falan, önce onu çözmek iyi olabilir ki hani çalışmanıza bakın gibi düşünüyorum. Güzelmiş. Peki Evet. sen kendini nasıl bir EMDR konusunda bir seçici davranarak yolculuğa girdin? Neden Ay, çok EMDR? güzel. Evet. Bence biraz tesadüfi oldu. Benim çalışmak için işe girdiğim yer Davranış Bilimleri Enstitüsü'nde, ki böyle yakın çalıştığım hocam, patronum aynı zamanda, Türkiye'de EMDR alanındaki eğitimleri düzenliyordu. Dolayısıyla da aslına bakarsan böyle şey gibi oldum. O ocağın içine düşmüşüm gibi oldum.
Ve hani orada böyle çok en büyük isimlerinden eğitimleri almış oldum. O zaman İsrail'den Udi diye bir hocamız var. O geliyordu ben başladığım dönemde. Dolayısıyla onun eğitimleri almaya başlayınca o konunun içinde böyle pişmiş oldum. Çok daha sonra kendi patronum eğitmen oldu ve Türkçeleştirdik bütün materyalleri falan. Çok o konuda çalışırken Zaten keyif almaya başladım. çok çok travmayı çok sevdim. Çok insana dokunan böyle yaralarımızla ilgili olan bir yer. Onun için travmayı iyileştirme ihtimali bile çok güzel geldi bana açıkçası istersen. Bir de bence EMDR terapisi güçlü bir yaklaşım ve bu Var çok çok çekici geliyor. Keşke daha çok insan travması olsa da çözsem gibi böyle korkutucu bir talepte bulunmak. Estağfurullah diyeceğim. Şey yani o birçok insana birçok konuda yardımcı olabilen güçlü bir yaklaşım. Onun için bence böyle hani sindire sindire yavaş yavaş orada ilerleme fikri bana çok iyi geldi. Umarım da hakkıyla gidiyordur ve gider. Her zaman süpervizyon bu işin bir parçası. İngiltere'den de Türkiye'den de böyle hep hocalarla çalışmaya ben devam ediyorum. Bence Öyle çok da ilerlemek güzel yapıyorsun. istiyorum. Yani izliyorum yapmakta olduğun çalışmaları ve seninle gerçekten Zeynep çok gurur duyuyorum. Sana ihtiyacımız var. Peki ben bu konuda da bilgi sahibi değilim. Bu konuda da sana soru sormak istiyorum. Türkiye'de psikoloji anlamında ya da EMDR anlamında nasıl bir eksiklik ya da fazlalık var? Ne durumda yani Türkiye bu anlamda? Bence Türkiye çok güçlü bu konuda. Şu anda bizi izleyen birçok EMDR terapisti de var. Travmalarınızı sevelim yazmış bir hanım. Ece. Ececiğim. Olmasın travmamız. Hayır. Çok sevgiler gönderiyorum kendisine buradan. Şey diyeceğim, Türkiye'de çok güçlü çünkü çok iyi hocalarımız var. Çok çalışıyorlar, çok çalışıyoruz öyle diyeyim kendimi de ben hala şu an dediğim yani böyle gidip geldiğim bir sistemin içindeyim. Çok 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 çalışıyoruz. Yani mesela koronavirüsle ilgili bir hani gönüllü çalışmanın içerisinde bulunduk. Evet, 500 uzun tane. zamandır bu çalışmanın içindesiniz diye hatırlıyorum. Onu da hatta ayrıca soracağım. Evet. Yani 500 terapist gönüllü oldu. Binlerce seans yaptılar filan. Çok çok değerli isimler var ya Kübra. Böyle birbirinden ayıramıyorum yani. Hani Türkiye gayet iyi gidiyor. Bence böyle dünyada da iddialı gidiyor. İnsani yardım çalışmalarında da olsun, bilimsel çalışmalarda da olsun. Muhteşem. Bunu duymak çok güzel Evet. Zeynep. Bunu Şey duymak çok kısmı güzel. bence önemli. Yurt dışı ile çok sıkı eğitimler düzenledik diyeceğim. Çünkü çok hocaları çağırıp eğitimler aldık yani o yıllar içerisinde. Eminim ileride de yapacağızdır. Onun için yani şahane bence. Hiçbir şey diyemem. Evet. Şey var, bu pikseller kayıyor. Yani şu an görüntün bende neredeyse gitti gibi. Senden şu an daha geldi. Seninle konuşurken böyle Tamam. bir anda belirdin sen tekrar. Tamam, Çok güzel oldu. buradayım. Sen kapatana kadar kapatmayacağım. Evet, ben seni görüyorum. Söyle. Tamam. Ben bir yere vurgu yapmak istiyorum ya Kübra. Senin ne Lütfen. düşündüğünü merak ediyorum. Bir Lütfen. eğitmen olarak. Şimdi böyle tiyatro eğitimi olsun, işte müzik, sanat, hatta bence robotiği de belki buraya katabiliriz diye düşünüyorum. Çocuklar bu eğitimleri aldığında hep şöyle şeyler okudum, gördüm. Birincisi çocuğun bir konuda yeteneği varsa, ben üstün zekalı çocuklarla ilgili ve yetenekli çocuklarla ilgili bir eğitim aldım. Çocuğun bir konuda yeteneği varsa o yeteneği bulmak, çıkartmak bizim çok önemli bir görevimiz diye biliyorum. Eğitimcilerin de, Kesinlikle, anne kesinlikle. babanın da. Ve hani bu yeteneği bulduktan sonra ortaya çık yani bulmak, ortaya çıkartmak o kadar kıymetli ki ne diyeceğim biliyor musun? Bunu yapmadığımız zaman ben çocuğun da böyle adını koyamadığı, gerginliğini yaşadığı ve böyle üzerine çalışması gereken bir alanın böyle çıkarılıp işlenmemesinin verdiği bir tür rahatsızlığı görüyor olduğumuzu okuyorum. Hatta diyorlar ki bu yeteneklerin bir yerde okuduğumu çok net hatırlıyorum. İşlenmemesi psikolojik rahatsızlıklara bile sebep olabilir gibi ileri giden şeyler de söyleniyor. Onun için o yeteneği bulmak, çıkartmak için böyle mesela şey yapıyor musunuz? Mesela bir çocuğu resime alalım, mesela müziğe de alalım falan gibi böyle şeyler yapıyor musunuz? Merak ediyorum. Çok Yoksa güzel söyledin. Hatta ben geçen bir YouTube videosu çekmiştim ve orada tam da bundan bahsetmiştim. Hatta Ece Temelkuran'ı çok severim. Onun tam da bu konuyla ilgili bir söylediği şey var. Bir şey var. İşte şey diyor. Gençken daha ergenlik döneminde işte bu hani o zaman yırtık kotlar ya da taşlanmış kotlar meşhurdu ya.
İşte o kot pantolonunu işte o ergenlik döneminde o kadar popüler olduğu dönemde giymeyen bir genç, bir kadın ya da bir erkek yaşlandığında varsın 70'ine gelsin o yırtık kotu giymeden ölmeyecektir. Çünkü o onu ne kadar önemsemediğini düşünse bile o kadar arkalarda onu bastırmış ve istemiştir ki yani o bir türlü bir şekilde açığa çıkacaktır. Çıkmadığında da hasta olacaktır falan diye bir şey söylemişti. Sen de bakma bir şey biliyorsun. Evet, yani okuyorum ben bunları ve yani gerçekten katılıyorum. O çocuk belki o zaman farkında değil sanat eğitiminden mahrum kaldığını. Hatta geçen haftalarda çocuk hakları ile ilgili konuşurken çocukların sanat eğitimi hatta yani öncelikle eğitim, ikinci olarak sanat eğitimi hakkına sahip olduğunu tartışıyorduk ve gerekli olduğunu düşünüyorduk. Yani o çocuk belki başta onu fark etmeyecek ama ileride onun eksikliğini ya etrafındaki insanları görerek fark edecek. Yani ama bu tabii sosyoekonomik durumun da aslında getirdiği bir şey. Çocuğun elinde olmuyor, ailenin de elinde olmuyor bazen. Bize gelince biz ne yapıyoruz? Şimdi şöyle aslında bizim Pibikart'ın şu anda 54 tane çocuğu var. Ve bu çocukların hepsi benim elimden geçiyor diyormuşum. Ve ben hepsiyle öncesinde bizim atölyelerimizle daha öğretmenlerimizle tanıştırmadan hepsiyle bir bir tanışıyorum. Ve onlarla her biriyle ortalama 20 dakika, yarım saat bir süreç geçiriyorum. Bu aslında ilk kulağa böyle çok uzun bir süre gibi gelmiyor. Hani nasıl anlayacaksın diyebilirsin. Ama o çocuk zaten spesifik olarak aile direkt resim diye seçiyor. Resme ilgisi var diye seçiyor. Yani bizim aslında demo derslerimizde başlıklar var. O çocuk keman mı çalmak istiyor, piyano mu çalmak istiyor, resim mi yapmak istiyor, robotiğe mi gitmek istiyor diye. Orada o resmi seçip benimle buluşan çocuk anlıyorum ki görsel sanatlara meraklı. Ama görsel sanatların da kendi içinde alanları var. Ve o çocuk aslında senin dediğin gibi başka alanlara da aslında yatkın. Ama onun dilinden anlamak için onunla biraz sohbet etmek lazım. Söylüyorum mesela soruyorum işte çizmekten mi daha çok hoşlanıyorsun, boyamaktan mı? O da karalamayı daha çok seviyorum diyor. Şimdi hemen böyle aklıma çizgi roman ya da illüstrasyon geliyor. Çünkü orada daha çok çizersin. Boyama sonda kalır ve boyama olmasa da olur. Ondan sonra bir yandan çocuk böyle inanılmaz dinamik ve hareketli. Spor yapıyor musun diyorum. Hayır yapmıyorum diyor. Müzik dinliyor musun? Evet dans ediyorum sürekli diyor. Şimdi o çocuğa bakınca zaten onun kendi kendine o müzik yaptığını düşünebiliyorsun, görebiliyorsun ya da enstrüman çalarken ne kadar heyecanlanacağını görebiliyorsun. Ve ben hemen onu not alıp aileye biz geri dönüş yaparken o konuda da aslında ilgisi olduğunu ya da ilgi gördüğümüzü ve bunun dikkate alınması gerektiğini yazıyoruz. Bu şekilde böyle demoda yaklaşık herhalde 18 sorudan oluşan böyle bir küçük bir interview yani bir röportaj geçiriyoruz. Bir röportajda buluşuyoruz ve o sürede zaten az çok çocuğun ilgisi ortaya çıkıyor. Yaptığı görselleri bize gösteriyor, örnekleri gösteriyor. En çok neyden hoşlandığını, ne yapmaktan hoşlandığından bahsediyor. Orada bir analizleme olunca o çocuğu spesifik olarak oralara yönlendiriyoruz ve şu ana kadar mesela alanlarını seçip yerleştirdiğimiz çocukların aileleriyle sürekli irtibattayız. Ve hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Yani çocuğumun bu alana bu kadar yatkın ve açık olduğunu hiç fark etmemiştim. Orada çocuk böyle bir anda açılıyor ve rahatlıyor. Yerini buluyor yani. Çok önemli ya, çok önemli. Ne güzel, Kesinlikle. valla ellerine sağlık, şahane. Bir tane Neyi soru yapmak geldi Zeynep sana. istemiyorsun, çok güzel bir soru bence. Kesinlikle, kesinlikle. Okuyor Nezle musun? bir PR programı veya uygulama sizin yerinize geçebilir mi? Bizim yerimize mi, Kübra'ların yerine mi? O soran Hangisi? arkadaş aslında bizim aynı zamanda doğa atölyelerini yürüten Furkan Kavcar, Devrim Furkan Kavcar. Sana Tamam. soruyor bunu aslında. Senin alanın Bakalım. için geçerli olabilir mi böyle bir şey? Tamam. Yani biz böyle aramızda da böyle konuştuğumuz bir şey aslına bakarsan. Devam ettiğini biliyoruz bu konuda şeyin çalışmaların. Çünkü böyle mesela bunun böyle programını yazabilir miyiz? Mesela duygu yansıtmaları var. Duygu yansıtmalarını yapabildiğini bir tür programlama üzerinden gördüğüm videolar oldu. Dolayısıyla Aklıma çok böyle korkutucu geliyor ama ya. De diyen var, evet. Böyle bir yol var. Yani ben de çok merak ediyorum. Şu an bir şey söylemem. Ya, hani o alanda çalışıyor olmadığım için bence çok doğru olmaz. Bir de şu var. Mesela böyle fobileri olan kişilere atıyorum yükseklikten korkuyor. Bu şimdi gözlükler takılıyor ve böyle onlarla böyle sanki yüksekteymişçesine falan biraz böyle Sanal gerçeklik çılgın oluyorlar gözlükleri. ya. Başka bir yere gidiyorlar.
Evet, sanal gerçeklik gözlükleri üzerinden sanki bir tür böyle maruz bırakma gibi terapiler var. Ama gerçekten hani çok eğitimini alıp böyle hassasiyetle falan yapmak lazım. Çünkü çok yoğun korkulara yol açabiliriz. Onu yapmak hiç istemeyiz. Onun için bence böyle üzerine çalışılıp biraz araştırmalarıyla destekleniyor ya da işte ne durumdaysa onun ortaya konuyor olması gerektiğini düşünüyorum. Ama çalışılan bir alan. Neden olmasın diye düşünüyorum ya. Bilmiyorum ki. Neden Ya ama olmasın bana diye biraz şey düşünüyorum. geliyor, yani yanlış bir yol seçildiğinde sistem üzerindesin, mesela o Black Mirror dizisindeki gibi karşında Aha. yazılı yok ve böyle bir uygulama var bilgisayarda ve sen o uygulama Kesinlikle. sonucu öğrenebiliyorsun aslında nasıl travmaların olduğunu. O Aha. esnada verdiğin tepki, mesela bir tanesini tıkladın, aslında bu senin hiç beklemediğin bir soruydu. Tıkladın, yanıtını verdin ve yanıtının sonucunda şeyi gördün. Nasıl bir travmaya sahip olduğunu gördün. Bununla yüzleşmek bence başka bir ağır hani süreç ve sonuç. Yani çat diye toslayabilirsin, bilemezsin ki. Tabii ki öyle. Tam da o yüzden işte hazır olmak, hazırlamak karşındaki kişiyi. Senin de duygularını ona göre yönetmen, onunkine eşlik etmen ve destek olman filan çok insani bir şey o yüzden bizim işimiz. Ama şu an olabildiğini görmüyorum bunun hiçbir zaman hiçbir yerde bir böyle robotik ya da bilgisayar programıyla filan. Ama çalışıldığında çok duyuyorum. Göreceğiz. Güzel. Aslında çok yeterli bir Evet cevap dediğin gibi verdin. dediğin gibi olmuyor. Olmalı. Öyle bir şey yapmalılar ki yapacaklarsa bunu koruyan bir yer olmalı. Yoksa anlamı yok yani. Good luck. Yani bir de ayrıca olmalı mı, ondan da emin değilim. Yani bu Tabii kadar onu bir şey, bilmiyorum. bunun her şeyi teknolojiye Kesinlikle. çevirmek, yani tabii ki online dersler üzerinden, online buluşmalar üzerinden sanat okulu yürütüyor olsak da ben Ama yine insan de insana temas ediyorsunuz. Yani gene evet. konuşuyor, senle çalışıyor. Yani evet, yine insan insana buluşuyor. Sadece teknolojiyi araç olarak kullanıyoruz. Ama o çocuğun bilgisayardan bir program açıp oradan resim yapıyor olmasıyla benimle sohbet ederek o resmi yapıyor olması arasında bence dağlar kadar fark var. Çok. Bir de Çok. şey, az önce söylediğin aslında örnekle şey de geliyor aklıma. Biz geçen haftalarda Yeliz Hanım'la buluşmuştuk, disleksi üzerine konuşmuştuk. Ve orada bile mesela şey diyor, bir çocuğun disleksi olduğunu anlamak için birkaç tane aslında yol izleniyor. Ve birkaç yol sonrası bile onun tam olarak disleksi olduğuna emin olmuyoruz. Birazcık daha zaman geçtikten sonra yine ona bakmayı tercih ediyoruz filan. İşte geç konuşmak, işte yazı karakterleriyle arası ilişkisinin çok iyi olmaması gibi. Orada bile mesela şimdi interneti açtığında disleksi misin değil misin diye Google'ladığında hemen karşına şey çıkıyor, seçenekler çıkıyor. Ama bunu kabul etmen ve sen işte 30 yaşından sonra disleksi olduğunu öğrenme ihtimalin var. Bu çok ağır gelebilir başta. Aslında çok tehlikeli bir şey değil ama hani yine Aha. senin şeyine bağlı. Senin ne kadar böyle bilgiye, ne kadar bunu kabul edecek olgunluğa sahip Tabii. olmanla ilgili. O yüzden Çok teknoloji doğru. bence evet, yani her şeyi otomatiğe dönüştürmek bana tehlikeli geliyor insanlık açısından. Yani Bu şekilde. katılıyorum bu kısmına. Onun için oldu dedikleri halinin işte mesela senin gibi yapabilecek kadar oluyor olduğu nokta olduğu hani onun dışındaki değil. Onun için good luck bilmiyoruz göreceğiz. Evet, Biz bol de diyebiliriz. şanslar diliyoruz. Zeynep'ciğim, Tabii. seni şimdi bayağı 45 dakika oldu, böyle çok daha fazla seni sıkıştırmak istemiyorum. Seninle ettiğimiz sohbet bile o kadar değerli ki, bu uzun uzun böyle kayıtlarımızda kalacak. Ses kayıtlarına, bu podcastlara dönüşecek. Sonradan muhtemelen birçok insan izleyecek. Seni gördüğüm için ben kendim çok mutluyum. Bir daha görüşmeliyiz kesinlikle. Kendine çok iyi bak. Herkese çok sevgiler, selamlar ve teşekkürler çok. Seninle birlikte aslında birçok gönül vermiş ve işini böyle hakkıyla yapan bir sürü insan var. Ve bizim hepimizin adına teşekkür ediyoruz. Sana Ben çok teşekkür ederim. kolay günler diliyorum İstanbul'da. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Bol şans. Biz de seninle çok gurur duyuyoruz ve çok iyi gittiğini görüyoruz. Umarım çok daha iyi gider. Katılan herkese de çok çok teşekkür ederim. Katılan herkese çok 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 teşekkür ederiz. Herkese güzel bir akşam diliyoruz. Güzel çarşamba akşamları. İyi akşamlar. Hoşça kal Zeynep'ciğim.